TM4'ten herkese merhaba. Salı Pazar'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Süper Lig'de Trabzonspor'la Beşiktaş haftanın kapanış maçında karşı karşıya geldi. Maçta gol ses çıkmadı. Onun dışında liderlik mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe kazandı, galibiyetle kapattı bu haftayı. Galatasaray 6-0'lık bir skorla galip gelmeyi başardı Kayserispor karşısında. Fenerbahçe'de zorlu bir maç oynadı. Son dakikalarda 3 puan aldı. İsterseniz kapanış maçıyla başlayalım. Trabzonspor Beşiktaş. Yani ilk 60 dakikası bayağı sıkıcı, temposuz, pozisyonun olmadığı bir maç oldu. Ama son 20 dakikada gitgelli pozisyonların olduğu, kalecilerin birazcık sahneye çıktığı bir maç izledik. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya ben hakikaten çok iki takım da bence çok kötüydü. Ya benim ilk yarısı itibariyle gördüğüm en sıkıcı maçlardan birisi olabilir ama bir taraftan da yani şey de yok, mücadele yok. Bazı maçlar 0-0 gider ama acayip bir mücadele şeyi vardır, tadı vardır o maçlarda. Böyle 62'den sonra filan maç biraz şekil almaya başladı. Her iki tarafta şey gibiydi, Rus ruleti gibiydi hakikaten. Yani her iki tarafın da kazanabileceği maç bir maçtı. Yani bir Beşiktaş gidiyor, bir Redmond'un şutunu çıkartıyorlar. Öbür taraftan işte çizgiden çıkartılan iki top var şeyin Trabzonspor'un. Ya ikisinin de ligdeki durumu itibariyle zaten biraz şeyi gösteriyor. Yani neden bu durumda olduklarını gösteriyor. Çünkü maç çevirebilecek ellerinde çok fazla oyuncuları yok her iki tarafında. İşte Trabzonspor'da Bakasetas var, diğer tarafta Aboubakar Redmond var. Ben Beşiktaş'ın alabileceğini düşünüyordum açıkçası maçı ama yani bundan sonra artık Ahmet Nur Çebi'den şey gelir herhalde, bir 5 puanımızı verin feryadı gelir, başka şekilde olmaz. Şunu söyleyeyim. Her iki takım kalesi de çok belirleyici oldu. Hem Uğurcan hem Mert. Yani bundan sonra herhalde Beşiktaş ikisinin de en büyük amacı birisi Fenerbahçe'ye çelme takmak olacak. Diğeri de Galatasaray'a çelme takmak olacak. Bundan sonra herhangi bir şey çıkmaz. Yani Beşiktaş için şey demiştik ya, lig ikinciliği olabilir demiştik artık şu noktadan sonra. Zaten olmaz. O neden olmazı konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Ama futbol olarak da olmaz zaten. Yani Ya Beşiktaş aslında ha. Beşiktaş'ın kadrosu da çok ofansif gelmişti ben ilk gördüğümde. Yani o maçın, o kadroların bu kadar pozisyona girememesi biraz garip geldi bana izlerken. Kaan, sen ne diyorsun? Ya Beşiktaş'ın son haftalardaki güzel oyunu genel Şenol Güneş oyununun yani rayına oturmasıyla, kadronun oturmasıyla Beşiktaş daha rahat pozisyon bulabilen, rakibi yorduktan sonra oyunu çok rahat açabilen bir takıma dönüşmüştü. Dün birazcık bunu taşıdığında, şimdi Fenerbahçe maçı da deplasmandaydı ama Fenerbahçe maçını kırmızı karta kadar aslında Beşiktaş iyi oynayamadı. Ciddi bir motivasyonla kazandı o maçı. Geçen hafta keza yine Redmond, işte Aboubakar gibi yıldızların çözmesiyle maçı kazandı. Bu hafta şimdi Trabzon artık ne oynadığı belli olmayan bir takım. Beşiktaş'ın aslında oyunu ele geçirme fırsatı da vardı ama kilitlendi oyun. Kilitlenince bir anda Beşiktaş'tan normalde kilidi açmasını bekleyeceğin oyuncular o kadar etkili olamadı. Bunun sebebi de ya yorgunluk olabilir ya Ceza motivasyonsuz çok kötüydü olabilir. mesela. Hakikaten çok Gezal çok kötüydü. bana sakatlıktan döndüğünden beri çok bir şey katmıyor gibi geliyor. Redmond keza sonlarda mesela çizgiden çıkarılan bir pozisyonu var. Ama onun dışında o genel son haftalardaki bence Performansın altındaydı. performansının altındaydı. Nedeni bunun ne olabilir? Bence Şenol Güneş çok iyi okuyamamış Trabzonspor'u. Bunun tamamen Şenol Güneş'in suçu diyemem. Çünkü Trabzon
ne oynadığı belli olmayan bir takım haline geldi. Bu hafta belki biraz onun işine yaradı ama Şenol Hoca oyunu açmakta çok zorlandı. Yani Abi ne olduğu değişikliklerde geç kaldı. çok belli olamaz. Çünkü 2 hafta evvel Orhan Aklay'dın, ondan Evet, 2 hafta evvel Abdullah Abdullah Avcı'yla, de şimdi Avcı'nın. başka bir adam. Mesela her hafta başka bir hoca oluyor Ya kulübede. Trabzon'a gelince Trabzon zaten ya haftalar bu senenin genelinde Kopenhag maçlarından itibaren diyeyim kötü bir oyun vardı. Onun bir devamı. Dün mesela Beşiktaş kazanabilirdi ama Trabzon kazanamazdı. Ya tam Ya. tersi. Ben de mesela ben tam tersini düşündüm şey yap oyun akarken. Evet. Yani Trabzon alabilir, Beşiktaş alamaz diye düşünmüştüm. Bana yani Uğurcan'ın çok yatırdığı kurtarışları Mert'in de çok vardı. Evet ama Beşiktaş ya ben son 20 dakikaya girdiğimizde pozisyonlar sıklaştığında Beşiktaş çözecek oyunu dedim. Ama orada da işte bazen yani kalecinin performansı, Evet. oyun şansı falan hepsi bir yerlere kaçıyor. Onun dışında Maxi Gomez'in mesela bu sezon anlayamadığım performanslardan iyi oynadığında maçın bölümünde bazen çok iyi bir santrafor performansı bazen hiç olmuyor tamamen kayboluyor. Trabzon'un Çok mesela yalnız ya. Yani ben Trabzonspor'un Beşiktaş maçı dışında hangi maçı hatırlamıyorum. Kusura bakmasınlar izleyenler. Ben bu kadar yalnız bırakılan bir forvet görmedim ki. Adam mesela şey yapmaya çalışıyor, duvar olmaya çalışıyor, çalışıyor. pas yapıyor. Adam çok yapayalnız yani. Fenerbahçe öyle yırtmıştı mesela. Keza Galatasaray maçında Presen bir gol attı. İlk dakikadan önce yanılmıyorsam 30. saniyede falan. Şimdi bunlar bir araya gelince zaten Trabzon'u en baştan konuşmaya gerek yok. Sen şampiyon kadronun en iyi oyuncularını sattın. Yerine kumar oyuncuları aldın. Yani evet kağıt üstünde Trezeguet Vakayeme'den daha kaliteli bir oyuncu olabilir. Ama Vakayeme'nin senin için yaptığı şey çok farklıydı. Şimdi geldiğimizde de bu kadar sene içinde bu kadar değişimin sonrasında Trabzon'un zaten ya Avrupa kotasında olması sürpriz olurdu. Öyle de devam edecek. Dünkü oyuna baktığında Trabzon'un yani set oyununda da, geçiş oyununda da, işte kurulu savunma, akan oyunda da çok bir planı olmadığını, ya arkadaşlarla toplanmışsın, top oynuyorsun gibi bir havası olduğunu görüyor. Ama Beşiktaş'ta mesela buna rağmen çok kıramadı Trabzonspor'u. Kalite kadro kalitesi olarak baktığında oyun aslında Beşiktaş'taydı. Beşiktaş'ın hala yani bir şampiyonluk umudu var. Şampiyonluk olmasa bile ikincilik çok ciddi iddiası var. Onun için daha motive tarafın Beşiktaş olması lazımdı. Formda geldi. Trabzon için tek umut bu artık çıkış. Kötü gidişatı durduralım maç olabilirdi. Sonuç olarak 70 dakika uyuttu iti takımda bizi. 20 dakikadan da gol çıkmayınca İki tarafı da çok memnun etmeyecek. Tamamıyla birinciye ve ikinciye yarayan bir skor çıktı. Gezal de sanki sezonu kapamış gibi, yani o sakatlıktan sonra çok bir Çok şey hakikaten gösteremiyor. çok acayip etkisiz, bir de saha içinde de şey gibi yani, surat da çok mutsuz gibi adam yani. Ya kariyeri o Sergen Yalçınlı dönemlerde falan inanılmaz bir futbol oynadı. Sonra yani maalesef vardır bazı oyuncular sakatlıklar kariyerini tayin eder. Gezal da maalesef oraya doğru gitmeye başladı. O sakatlıklardan da etkilenmiş gibi duruyor yani. Hem Yani dinlendirmek lazım abi bu tip adamlar. Yoksa yani Dönemiyor ciddi bir bir mukabele de. imzalı. Gezal dönme problemi oluyor. Uzun sürüyor ya da sakatlıkları. Ya da dönüyor tekrar bir sakatlanıyor. Tekrar Bir de gelemiyor çok falan. kondisyonsuz dönüyor. Yani şey yok. O normal Gezal'ı koyduğunda mesela o kanadı domine eden adam bir anda sakatlıktan döndükten sonra tabii ki her oyuncu da olur ama Gezal'da uzun süre boyunca yani sadece fiziğin ötesinde ne yapacağını bilememe durumu. Sanki oyun zekası da yani eksiliyormuş gibi. Bence mantıklısı bu sezon tabii ki öyle bir riski alamazdı Şenol Hoca ama Gezal'ı sanki bu sezon kapatıp seneye yani tam girsen demek daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Çünkü Gezal'sız da Beşiktaş zaten bu oyunu oynuyordu. Yani o da şu anda en önemli gerekliliği değil Gezal. En iyi oyuncusu olabilir, ligin en iyi oyuncularından biri olabilir. Ama seneye şampiyonluk iddian olduğunda tam girsen Gezal'la daha mı iyi olurdu acaba diye düşünüyorum ben. Ya da son 5 haftada belki. Ben Kuzey Afrikalı futbolcularda çok güvenmediğim için Kuzey Afrikalı futbolculara
Yani Gezal'ın o performansının bir daha olabileceğini düşünmüyorum. Yani Galatasaray bunu Feghouli'de falan yaşadı. İyi bir mukabeleyi alan. Yani iyi mukabeleyi alan biraz uzun dinleniyor, öyle söyleyeyim sadece. İsterseniz Fenerbahçe maçına geçelim. Yani çok kritik bir galibiyet. 80. dakikada Fenerbahçeliler şampiyonluk gitti artık derken 90+6'da 2-1 oldu maç ve kazandı Fenerbahçe. Kaan, istersen sen de başlayalım. Yani Fenerbahçe'nin genel mental sorunları sürüyor. Yani 80 dakikada çok fazla kaçan pozisyonlar vardı ama bence Fener, mesela Uğur Dündar yanılmıyorsam sezonun en iyi futbolu demiş. Yani yok öyle bir futbol yoktu. Ya çok düşündüm üstüne acaba. Ben mesela ben futbol sporunu sevmiyor olabilir miyim diye düşündüm. Kendimi kandırıyorum diye düşündüm. Ama Fenerbahçe yani kaçırdı iki tane kornerden direkt var. İyi bir oyun sergilemedi. Hala inadına böyle sistemlerde. Yani mesela Serdar Dursun'la Valencia oynamıyor beraber. Olmuyor. Neden hoca asla tek forveti düşünmüyor onu anlamıyorum. Ya şu anda onu oynayabilecek oyuncun yok elinde. Tek forvet deneyebilirsin. Mesela Serdar Dursun'la Valencia illa birlikte oynatma niyetin varsa 4-3-3 gibi bir sistemde Valencia'yı kenara atarsın. Serdar pivot forvet oynar. Serdar 2 metre 10 santim boyuyla duvar pası falan yapmaya, dripling yapmaya falan çalışıyor. O da olmuyor yani, yürümüyor. En parlak nokta tabii ki Arda mükemmel bir maç oynadı. Bir tane cidden jeneriklik bir gol atıyordu. Son vuruşta kalecinin ayağının ucuna takıldı. Gökhan Akkan benim beğendiğim bir kalecidir. İyi de çıkardı o pozisyonu, iyi kapadı kaleyi. Ama Arda cidden giderek dripling yeteneğini geliştiriyor. Hala bence toplam birazcık çok oynama huyu var. Ama sahaya bakınca da yani kimden oynayacak çocuk ya, kimse pas vermeye de güvenmiyor olabilir yani. Çünkü o kadar bulamadığı için sanki daha fazla tutuyor gibi. Ya bazen cidden o kadar yalnız bırakıyorlar ki çocuğu, yani dripling yapmayıp da ne yapacak diye düşünüyorsun. Çok güzel çalımlar attı, çok inanılmaz paslar attı. İki tane pası var topuyla. İkisinde de iki oyuncuyu birden eksiltti. Ya cidden çok büyük bir keyif. Özellikle bu formu yakaladığında çok keyifli. Bu formu sürdürmesi için de sağda kalması lazım. Öbür taraftan İrfan Can oyuna girdikten sonra oyunun akışını tamamen değiştirdi. İki tane çok net topu ileriye taşıdıktan tuttuktan sonra oyunun orada kurulmasına fırsat sağladığı pozisyon var. Zaten golleri de İrfan Can'ın aldığı penaltıyla ve İrfan Can'ın taşıdığı toplan kazandı Fenerbahçe. Ama hatasında da gol yedi işte o tane. Orada kaptırdığı top Fenerbahçe ceza sahasındayken Ankara Gücü'nün döndü, gol oldu. Bence yani ayağı yerden kesiliyor, faul sayılabilir ama sayılmıyor diyene de saygı duyarım. Fenerbahçe'de Valencia'da bence bir ayrı parantez açmak lazım. Yani en iyi oynaması gereken dönemde yine döndü en kötü futbolunu oynamaya. Yani geçen sene başında konuştuğumuz şeylere geldi. Düştü bir anda oyundan. Penaltıları hala o kullanıyor. Evet, tahminen gol kralı olacak. Ama mukaveleyi alabileceğini zannetmiyorum ben Fenerbahçe'den. Bundan sonra ben Avrupa'da da kalbur üstü bir takımda barınabileceğini zannetmiyorum. Buradan sonraki durağı tahminen ya işte Avrupa'da çok bilmediğimiz bir kulüp ya da işte Güney Amerika'nın üst düzey kulüplerinden ya da MLS'in iyi kulüplerinden biri olacak. Çünkü bu tempoyu taşıyamıyor Valencia maalesef ve yani Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan son 5-6 haftalık dilimde çok ciddiyetsiz, sağdan kopuk, o hırsı kaybetmiş duruyor. Batshuayi'nin dönmesiyle Fenerbahçe'nin ben tekrar bir seviye atlayabileceğini düşünüyorum. Gerçekten Fenerbahçe'nin en yetenekli oyuncusu şu anda mevcut kadroda Batshuayi, Arda'yı saymazsak. Dönmesi muhakkak bitiricilik açısından fark yaratacaktır. Fenerbahçe'nin en kaliteli oyuncusu Batshuayi olmalı mı? Olmamalı tabii ki ama mevcut gerçeklik böyle. Fenerbahçe bir teknik direktör takımı. Son olarak söyleyebileceğim şey de taraftarın bu hafta yani etkisi, olumsuz etkisi olurdu. Ben 80'de Fenerbahçe golü yediğinde yani ben statta değildim, evden izledim ama istifayı duymaya başlayınca işte dedim ki yani buradan sonra 2-3'e bile gidebilir, dağılır Fenerbahçe. Sonra İrfan'a tezahürat yapıldı, gol kutlandı.
oyuncular 2-1 olunca Crespo'nun çok şık bir golü vardı. Bence çok güzel bir son vuruştu. Çok güzel bir tepki verdi, kenetlenildi. Bu arada İrfan da oyuna girerken ısırtlandı. Evet, ısırtlandı. Sonra bir taraf İrfan diye tezahürat yaptı. Ya ben şey de şaşırdım. Ben Beşiktaş 4-2 maçından sonra stadın bu kadar dolu olmasını beklemiyordum. Yani stat doluydu yine. Boşluklar vardı. Bu sezonun tahminen en boş maçlarından biriydi. Ama yine stat tahminen %85-86 kapasiteyle oynadı. Ya bu da Fenerbahçe taraftarı için aslında bir dönüşümü gösteriyor bir noktada. Abi sen nasıl değerlendiriyorsun maçı? Yani tabii Kaan hakem tarafına girmedi çok. Sen gireceksin gibi duruyor birazcık. Yani ben hakem tarafına çok girmeyeceğim. Yani bir futbol maçı gibi değildi pek fazla yarı itibariyle. Ya şeyi söyleyeyim, birkaç şey var. Devre arası olanlar var bir kere. Selahattin Baki, Ahmet Ketenci meselesi var. Jesus'un sahanın ortasında hakemi tehdit etmesi, şöyle şeyine göğsüne doğru dokunarak olanlar var. Yaptığı bir şey var. Ondan sonra daha sonra bu hareketi Instagram'da falan paylaşayım. Şimdi bunların hepsine bir geçelim. Fenerbahçe Ankara Gücü maçının ilk yarısında ne yaşandı da hakeme bu kadar tepki verildi? Yaşanan şey nedir? Yani bana birisi önce şunu açıklasın. Desin ki Fenerbahçe'nin iki penaltısı verilmedi, bir golü verilmedi, yani şu olmadı, bu olmadı. Tepki abartılı mı abartılı, haklısın ama İsmail Yüksek'e verilen sarı kart o kadar saçma ki. Ben abi, tepki rica ediyorum. Sonra... Şimdi bir sarı kart için... Abi bak şimdi. Ama sadece sarı kart olarak düşünme abi. Maçta, sonra bu oyuncuyu çıkarmak zorunda kalacaksın. Maçın kaderini etkileyecek tek bir hareketi yok ilk yarı abi adam bu herifin, tamam mı? Yani bu arada çok kötü bir hakem. Onu ayrı konuşuruz. Maç 0-0 iken ve devreye girilirken maçın kaderini tayin edecek tek bir hatası yok. Atilla Karaoğlu'nun. Abi bu kadar şeyde yani herhangi bir şey yaşanmamışken ya bu maç sonu olur filan anlarım bunların hepsini de. Maç daha oynanıyor. Maça hakemin herhangi bir şeyi yok, dahli yok. Ve abi yani bir sarı kart için bu kadar dünya yakılacaksa ooo Ali Samiyen'de yani Nefarena'da filan asmaları lazım hakem abi. Ya bir de şimdi devreye herifin soyunma odasına daha gitmeden tehdit ediyorsun. Yani şey deniyor şimdi bugün gördüm. Efendim çok sakin konuşmalar olmuş orada diye. Ya alenen hem Selahattin Baki hem Ahmet Ketenci denen iki arkadaş el kol hareketleriyle hakemler çıkamadılar bile. Yani ilk Jesus'la başladı, sonra onunla devam etti. Abi bak yani sen istediğini yorumlarsın ondan sonra. Ya bu şey olmaya başladı artık, tamam mı? Yani Fenerbahçe Türk futbolu şımarık çocuğu, tamam mı? Ben her istediğimi yaparım. Yani bunlar yeni şeyler de değil. Soyunma odasında futbolculara saldırıldığını falan da biliyorum ben. Yani çok şey yaşanmıştır bu statta ama şu sezon itibariyle abi yani bir zahmet abi, daha hiçbir şey yaşanmamışken diyelim ki sarı kart, ha abi bir sarı kart için bu kadar şey yapılır mı abi, dünya yakılır mı yani, alenen hakem tehdit ediyorsun, teknik direktörün geliyor şöyle pıt 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 diye göğsüne dokunuyor, bir şey parmak sallıyor ve bu arkadaş maçta devam edebiliyor. Abi Terim'e neler yapıldı ya, yani 10 maç falan ceza verildi. Mesela şu Terim'e yapılacak, ben Atilla Karaoğlu'nun şeyini merak ediyorum bir kere, raporlarını merak ediyorum. Herhangi bir şey çıkacağını da zannetmiyorum onu söyleyeyim ama şunu Galatasaray, mesela Galatasaray değil Fatih Terim Trabzonspor teknikleri olsun, teknik direktörü olsun, yapacak şunu, herife bir daha maç şey yaptırmazlar, sahada kalamaz son haftalarda. Ondan sonra sen bu hareketi önce Instagram'da paylaşıyorsun, parmak salladığın hareketi, sonra penaltıyı gösteriyorsun. Ya yani bilmiyorum, yani aklı çalışan için bir tane anlamı vardır bunun, sen ne anlarsın bundan? Ben penaltıyı aldırdım. Tamam, bunu anlarsın. Zaten apar topar silmesinden de belli daha sonra, tamam mı? Ya ben gittim hakemle, bu penaltıyı ben aldırdım diyor herif. Ondan sonra şimdi Ahmet Ketenci diye bir arkadaş var, tamam mı? Ya yani ben herife baktım, tamam mı? Bu arkadaşa baktım. Çok egzantrik bir adam. Şey gibi, şampiyon olacak takımların imdat düğmesi gibi. Başakşehir'in şampiyonluğunda Başakşehir'in yöneticisi. Şimdi Fenerbahçe'ye yönetici yapmışlar. Fenerbahçe şampiyon yapacaklar diye demiyorum da. Yani bu kadar pervasızlığın bir nedeni olmalıydı. Ben en azından kaçırmışım bugüne kadar. Daha önce Soner Yalçın falan yazmış. Fenerbahçe'de değilken ama Başakşehir'in yöneticisiyken şey yapmış. Bu arada da 2012'de Aziz Yıldırım yönetimi yedek üyesi. Sonra istifa ediyor, Başakşehir'in yöneticisi oluyor. Ondan sonra son kale Ali Koç şeyi alıyor.
bir son kale hikayesi vardır ya Fenerbahçe'de. Kendi yönetimini alıyor. Bu kadar rahat yani ya bak bunun bir adım sonrası şudur tamam mı? Hakem dövmektir abi. Bak bunun bir adım sonrası budur. Çünkü mesela ilk yarıyla ilk yarının bitimi ve başta ikinci yarının başlangıcı arasında kaç dakika vardı? 15 olsun. 26 dakika vardı abi. Adamlar soyunma odasına giremediler önce. Soyunma odasına girdiler. Yani onu bilemiyoruz ama soyunma odasının basıldığı söyleniyor bu Ahmet Ketenci tarafından. Hatta yani herifin zaten sonra açıklama yapmasından belli ki bir şeyler olmuş işte. Ben Cumhurbaşkanı'nın adını hiç kullanmadım diyor. Bu arada da kendisi Erdoğan'ın büyük oğlunun ablası eşinin abisi. Yani Erdoğan'ın dünürü bu arkadaşı. Öyle söyleyeyim. Erdoğan'la dünürler. Dünürün oğlu. Burak Erdoğan'ın eşinin abisi. Yani adam diyor ki işte ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzını ismini hiçbir zaman hiçbir yerde kullanmadım falan diyor. Çünkü bir sürü hikaye yazıldı. Şey söylendi işte Erdoğan'ın sen benim kim olduğumu biliyor musun bilmem ne falan söylendi iddia ediliyor. Şimdi bunlar bak bunların hiçbirisi olmaz tamam mı abi? Neden olmazı söyleyeyim. Bak şurada bile hemfikirim tamam mı? Abi ilk yarı bir penaltın verilmemiştir, bir haksız kırmızı kart almışsındır. Maç bitmiştir tamam mı? Abi bak şimdi bunu böyle yaparsan nedir bunun anlamı biliyor musun? Bunun bir tane anlamı vardır. Bu sahada 3 puanı bana vereceksin diyorsun. Tamam? Ama bak, burada bunun katılmadım anlamı. Abi. Çünkü o sen zaman... teknik direktörü hayır. Atamıyorsun. Sen şimdi git bugün Doğan buranın genel yayın yönetmene geldiğinde böyle konuş. Böyle parmağını sallayıp konuş. Ne oluyor bakalım? Burada yapabiliyor musun? Burada yapılan şey Jesus zaten 2 haftada bir kırmızı kart görüyor ama bu duruma kimse kusura bakmasın beraber getirdi Fener'le Galatasaray. Ya şimdi bu bir hafta önce çıkıp o zaman benim elimde belgeler var. Lig bitince açıklayacağım ne demek? Ya bunu açıklayacaksın zaten. Açıkla, İşin şimdi o kısmı, açıkla. Ya, bu tehdittir. Ben şey, şampiyon tamam olamazsam bu belgeleri açıklarım. Bu açıkça bir tehdittir. AKP ile ilişkiler, Erdem Timur'un da AKP ile, Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkilerini. En azından düdünür falan değiller biliyoruz. De. Olsun ama ya bir kere bak, o bak da şunu değil. Savunamazsın tamam mı? Abi bu arkadaş ya bu Galatasaray yöneticisi olsa aynı şeyi söylerim ama abi. Bu mesela savunulacak yarın öbür bir gün... şey değil ama bunu bu noktaya iki kulüp beraber getirdi. Abi, her herkesin, maç böyle. Bak şu ortamdan herkesin payı var tamam mı? Bu kesin ama abi kimse sahanın ortasında hakem çıkartmamazlık yapmıyor tamam mı? Bu arkadaşlara mesela ceza versen ne olur, vermesen ne olur da ne ceza vereceksin? Jesus'a ne ceza vereceksin? Ben çok merak ediyorum. Yani Fenerbahçe ile Atilla Karaoğlan'ı barıştırma maçı yaptılar yani. Abi şimdi hakem dediğin adam tamam mı? İşte hakimden gelir bunun temeli. O sahadaki belirleyicidir. Saygı duyarsın, duymazsın başka bir şey. Gerek istiyorsan döv abi, yiyorsa döv yani. Onu da yapmak istiyorsan yap. Ama abi bak ben hala şunu söylüyorum. Abi ilk yarı ne yaşandı ya? Yani maç 0-0 iken devreye girilirken ne yaşandı abi o statta bu kadar böyle bir şey yapıyorsun. Feveran ediyorsun. Hakemi tehdit ediyorsun. Hakemi soyunma odasına çıkartmıyorsun. Soyunma odasında bambaşka şeyler yaşanıyor. Yani ne yaşandığı tüm bunları her şeyi bir kenara çıkartalım. Dediğim gibi bir penaltım verilmemiş. Çok böyle saçma sapan kararlar verilmiş. Bak samimi olarak söylüyorum. Abi helal olsun doğrusu derdim tamam mı? Ama abi bir şey yaşamamışsın. Bunun anlamı şu abi bana 3 puanı vereceksin abi tamam mı? Bu kadar basit abi. Böyle başka türlü anlaşılmıyor abi yani bu. Çünkü yani Fenerbahçe'nin mesela bu sezon yaşadığı Adana Demirspor maçı falan bazı bir takım maçlar var tamam mı? Geçen haftaki maç. Şunların geçen haftaki maç. Fatih Karagümrük maçı. Saçma sapan gol iptali var. Onun dışında verilmeyen penaltı var. Pozisyonu hatırlamadığım için. Valencia'ya tekme attı pozisyonu. Ha işte. Penaltı pozisyonu pardon doğru. Ama abi şimdi git onu onunla hesaplaş abi. Şimdi bu şey değil yani onun hesabına buna vermeyeceksin yani. Kaldı ki hakemin seni kolladığı maç da var abi. O zaman şey yapaydın abi onun için de özür dileseydin hakemlerden. Her kim diliyorsun? Hayır abi yani. Sadece Fenerbahçe olduğu için söylemiyorum. Bak şu yaşananların açıklaması yok abi. Bak ne izahı var ne açıklaması var tamam mı? Çünkü hiçbir şey yaşanmamış bir maçta bunları yapıyorsun. Yani çok şey olur, çok şey yaşanır. Bir sürü pozisyon olur. Abi İsmail'in sarı kartı. Abi yani ona bakarsan yani İsmail'in mesela o kadar çok pozisyon var ki herif abi biçiyor, dalıyor. Öyle çılgınca feveran ediyor ki İsmail. Hiçbir şey yapmamış sen diyor. Abi bir bakıyorsun herife dalmışsın abi yani. Abi faul kusura bakma. Yani
artık her şeyin hak olduğu iddia edilmeye başlanıyor. Sadece Fenerbahçe için söylemiyorum bunları. Ama şu maç özelinde bunlar yaşanmış. Yani şimdi çok daha kızgınım. O ayrı mesele de. Ya bak şimdi bu işin sonu nereye gidecek biliyor musun? Sezon sonu kirli şampiyonluk, şaibeli şampiyonluk bilmem ne denecek, tamam mı? Buraya gidiyor yani. Çünkü bunun için bir altyapı oluşturuyorsun abi. Yani hiçbir şey yaşanma... Yani bu arada bunların yapılmasının sebebi demin senin konuştuğun işte seyirci, taraftar filan. Bir taraftan taraftarı elinde tutuyorsun. Maç itibariyle söylüyorum. O devre arasında yani maçın ilk yarısının düdüğüyle o olaylar yaşanmasaydı 1-0'da o stat yıkılırdı, onu söyleyeyim. Tamam mı? Ama taraftarı tuttum bir şekilde. Jesus'un kendi ayrı bir hikayesi var. O da burada kalmanın taşlarını döşüyor. Ne derse desin. Yani zaten ya bilmiyorum, sağlığı yerinde mi? Birisinin ona gel, bak çok samimi söylüyorum, şey yapılması lazım. Yani bir psikolojik test yapması lazım. Her hafta bir Galatasaray muhabbeti var ve şey diyor mesela bu hafta. Ben neden Galatasaray hep bizden önce oynuyor anlamıyorum. Yani abi anlamıyorsan git yöneticilerine sor. Yöneticilerine sormuyorsan bir fikstüre bak. Fikstüre sormuyorsan kim ne maçı yapmış ondan ona bak. Abi bunlar bugün belirlenen şeyler değil abi. Yani bu fikstürü şimdi, o zaman ben şimdi şey diyeyim abi, tamam mı? Galatasaray yenilsin mesela yarın. Okan Buruk şey desin, biz niye Fenerbahçe'den hep önce oynuyoruz? Ya bu böyle şey, böyle saçma sapan muhabbet olur mu abi? Yani ki bu arada şeyi söyleyeyim, sonra oynamak her zaman daha avantajlıdır. En azından benim adım öyledir. Yani ben ilk oynamayı değil de sonra oynamayı tercih ederim. Çünkü en azından öndeki şeyi görüyorsun. Ne olacağını, ne biteceğini görüyorsun. Yani herif artık her hafta, yani bilmiyorum, ceza verilmeyecek. Ondan eminim yani. Çünkü ceza verirse hakemin orada kırmızıyı çıkartması lazım. Yani çünkü herifin göğsüne dokunuyorsun, parmak sallıyorsun filan. Bu %100 ceza alması lazım. Ya ben orada da anlaşamadım. Icardi'ye de ceza verilmesi gerekiyordu. Bu hafta 3 gol attı. Ya bir ne için ceza verecek? Bir adama bot demek suç da, bir adama hırsız demek suç değil mi bu ülkede? Abi rica ediyorum yani. Ya hangisi daha ağır suçlu? Ne yap yani? Allah aşkına. Abi bak şöyle söyleyeyim sana. Bir tanesi net şey bir küfürden bahsediyorsun. Ya 150 bin lira Icardi için para mıdır mesela? Kaç? 2500 çok büyük para. Çok büyük para. Onu söyleyeyim. Bence çok büyük para. Kaç bin euro ediyor? Abi yani ben eurosunu bilmem. Benim için büyük para. Hafta sonu yani Arjantin'e yaptığı uçuşum var. Senin için de büyük para. Icardi'ye de onun için ceza veremezsin. Öyle söyleyeyim. Yani o işlere oraya ceza... Abi şimdi... Osayi'nin söylediği şeyle Icardi'nin söylediği şey birebir aynı değil. Biri yani küfür, bir itham ediyor diğeri. Sosyal medyadan bu adamların yaptığı açıklamayla ilgili abi, tamam, bunların maçtan sonraki hayatlarıdır. Hiçbirine ceza almaması lazım. Bir kere orada anlaşalım. Yani benim sana söylediğim Jesus'un karşılığı Icardi olmamalı abi. Bir kere orada anlaşalım. Değil, çünkü Okan mesela biz niye sürekli deplasmanla maç oynuyoruz diye ilk yarı söylendiğinde kimse çekilmiş bak, edildi değil mi? Bak yani? Söylenmek başka bir şey abi. Ha. Ama bunu gidip abi hakemin göğsüne böyle parmağını sokup böyle tehdit etmek bambaşka. Çok ayrı kavramlar. Bu adamın o zaman ver kırmızı abi, bak, kartı abi. Mahkemede hakimi yani tehdit edemezsin. Yani Karaoğlan atamıyor mu bak, bu adamı? Mahkemede hakimi tehdit edemezsin, tamam mı? Sahanın içinde de hakemi tehdit edemezsin. Yani bunu fiili olarak asla yapamazsın. İsteyen mahkemede hakim tehdit etmeye çalışsın. Ne oluyor? Başına ne geliyor görsün. İsteyen herhangi bir Avrupa Kupası maçına, mesela Jesus gitsin, herhangi bir Avrupa Kupası maçında devre arası hakemi şöyle göğsüne dokunup parmak sallasın. Bak bakalım o parmağı nereye monte ediyorlar. Asla sahaya çıkartmazlar. Kiyen maçında yaptı aynısını. Ertesi maç sahadaydı. Hayır işte. Abi devre arası. Bak hakeme fiili müdahalede bulunuyorsun abi. Bak abi güzel, gözünü seveyim Kaan. Bak burada hepimizin tırnak içinde taraftarlığıyla savunacağı şeyler var, tamam mı? Ama savunacağı bu şey bu değil abi. Hayır, o zaman diyorum ki at abi adamı. Abi ben kenardan de bunu söylüyorum abi küfür, zaten. Küfür şu bu edildiğinde sorun değil. Hesusan'ın ortasına git. Ya çünkü diyoruz ki bu maçı Fenerbahçe bu hareket sayesinde kazandı. Hayır böyle ona demiyorum abi. Yani. Maçı tabii ki Hesus sayesinde kazanmadı. Maçı İrfan Can'a verilen saçma sapan penaltı sayesinde kazandı. Yani herkes bunu biliyor. Ben oraya gelmedim daha, onu söyleyeyim. Onu tartışmayacağım da artık, çünkü bunlar çok sıradan olaylar olmaya başladı Fenerbahçe maçlarıyla. Hiç girmeyeceğim abi. Bu bak burada başka bir şey. İstediğini yap abi. Geçen hafta Arda'yla aldığım penaltı, iki haftaya ben Arda'yla aldığım penaltı, Sivas maçında aldığım penaltı, İrfan Can'a ya abi yani gözünü seveyim. Şunların %1'ini yaşamadık abi. Yani pek çok sezon bak. O gün de söyledim sana. Şike sezonundan daha kirli
fiili şike yapılan bir şey yaşanıyor abi. Lig yaşanıyor. Sürekli bir yarışta tutma çabası var Fenerbahçe'yi. Hakikaten öyle. Umarım mesela şunu, Fenerbahçe dışında bir takım başına gelir, tamam mı? Ve biz bu programı yapmaya devam ederiz. Bak nasıl isyan edeceksin? Bunun Galatasaray, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı yok abi. Çok aleni, haksızca penaltı alıyorsun. Maç itibariyle söylüyorum. Jesus başka bir şey abi. Jesus tartışması bambaşka bir şey. Orada sadece şunu söylüyorum, tamam mı? Bak sahanda çok rahat bir şekilde hakem tehdit ediyorsun. Ve bu daha da ilginci. Bak dikkat edersen ısrarla bunu vurguluyorum. Hiçbir şey yaşanmamış bir ilk yarı sonunda oluyor. Yani çok canın yanar. Hakikaten hakkın yener. Abi bak yine yapılmaması gereken hareketler. Ama abi haklısın derim. Bak çok samimi söylüyorum derim. Ama abi gözünü seveyim hiçbir şey yaşamadın. Bunların hepsini toplamında şöyle yapıyorsun, tamam mı? Bu Atilla Karaoğlan'ı ya orada Atilla Karaoğlan bir tane adam. Abi Fenerbahçe stadına gelecek hakem, tamam mı? Bir başka hakem gelecek. İşte şey gelecek. Halil Umut Meler gelecek. O gelecek, bu gelecek. Abi herkese yapıyorsun. O yüzden zaten örnek teşkil eden bir şey, tamam mı? O parmağı sallattırmazlar abi adama. Ya da soyunma odasına girmeye çalışan hakemi engelleyemezsin. Yani orada da mesela hem Selahattin Baki hem Şek hepsi parmak sallıyor. Bir şeyler söylüyorlar, bağırıyorlar. Yani çok sakin bir şekilde konuştuğu, Ahmet Ercanlar sanırım öyle demiş. Çok ya sakin Ankara bir konuşma yapılıyordu orada demiş. Hakaret ettiklerini söylüyor. Kimin? Hakemin mi? Hakemin mi? Ankara Kulüp basın sözcüsü Selahattin Baki'nin hakeme hakaret ettiğini söylüyor. Ya ama bak onun ne olduğu önemli değil, tamam mı? Bak ne söylediğini de önemsemiyorum. Şunu önemsiyorum abi. Benim bütün önemsediğim ve ısrarla vurguladığım şey bu. Abi ilk yarı ne yaşandı da bu kadar şeyi yaşıyoruz biz ya. Yani ilk yarı bir şey yaşanmadı o startta. Bu kadar rahat o tarafa kart çıkmayıp buraya tek hamlede kart çıkması bence tepki sebebidir abi. Bu kadar şey, tek bir sarı kart. Yani çünkü geçen hafta doğru lan. Haftaya deplasmanda yine aynı şeye uğramayacağının bir şey yok. Her deplasmana gittiğinde saçma sapan maç yönetiliyor. Kadıköy'de bir tane Arda penaltısını haftalardır konuşabiliyoruz. Bir tane Arda penaltısı değil, çok penaltı var abi. Yani ceza sahasının dışında Sivas maçında 1-0'lık maçta. Nasıl birinci hafta Ümraniye'ye verildi? Aynı kuraldan verdiler yani. O zaman kimse bir şey konuşmuyor. O penaltı değildi. Yani. O ceza sahası dışı. Abi bak şimdi çok O zaman yani lehine olduğunda aleyhine olmadığında mı sorun? Ya Galatasaray için de abi, aynısı. Abi leh aleyh fark yani. Etmiyor abi. Ben diyorum ki abi kurallar uygulansın diyorum. Bu kadar basit abi, tamam mı? Yani mesela bu hafta İrfan'ın aldığı penaltının sen çok penaltı olduğunu savunabilir misin? Mesela savunur. Yani. Geçen hafta Aroğan'ın golünü vermediysen o faaldiyse bu da faal abi. Çıkamaz üstüne. Aynı şey. Aynı. Tıpatıp aynı pozisyon. Bence tıpa o da faal. Tıpatıp aynı mı? Aynı, ikisi de üstüne çıkıyor. Tamam abi. Yani bu konuda tartışmam. Çünkü çok bambaşka iki pozisyondan bahsediyoruz. Bir tanesinde hayvan gibi üzerine çullanıyorsun abi adamın ve indiriyorsun. Bütün pozisyonu bozuyorsun. Öbürü de İrfan'ın da havaya çıkmasına izin vermiyorsun. Arkadaşa bakıyor. Hayır abi, İrfan geliyor herife çarpıyor ve düşüyor abi ya, bu kadar abi. Bu pozisyonla o pozisyon birebir aynı olma ihtimali yok. Birinde aynı temas. Hayır abi. Abi bak İrfan şimdi aptal değiliz abi, tamam mı? Hiç kimse gerizekalı değil burada. İrfan önce adama bakıyor. Adamın üstüne geldiğini görüyor. Çat diye iniyor abi yani. Şimdi buna penaltı diyemezsin abi. Bütün hakikaten yani şu penaltı olamaz yani. Bir de bak hiçbir şeyin açıklaması şu değil Kaan. İşte geçen hafta da bilmem ne abi. Hayır, o da hataysa o da hata abi. Ona hata değil dediniz hepiniz. Hayır, bu da abi, hata o değil abi o zaman. Net yani olarak söylüyorum. İkisi bambaşka pozisyonlar. Birinde herifin üzerine basıyorsun ve indiriyorsun. Hava topunda abicim. Hiçbir hava topunda bir adamın omuzlarına basıp indiremezsin. O zaman çünkü bu da hava topu yukarıdan İrfan'a geliyor. Abi top değil işte. Çünkü birisinde bak, birisinde Samet orada herifin üzerine basıyor ve indiriyor. Burada bak şu yaşanan şu. Sen Ankara Güçlü arkadaşsın. Ben İrfan'ım. Sana bakıyorum. Sana doğru koşmaya başlıyorum. Hayır, sabit duran adamı indiriyorsun. Sabit yani durmuyor işte. İrfan kendini herife vuruyor abi yani. Herife doğru bakıyor ve gidiyor abi. Görüntüye bakalım mı istersen? Bakabiliriz yani. Abi kameraya yani bakıyor. Kameraya diyorum, çok özür dilerim. Adama bakıyor. Adamın üzerine doğru gitmeye başlıyor. Birisi topa bakıyor. Bak Ankara Güçlü futbolcu topa bakıyor. Öbürü abi adama bakıyor. Top şuradan gelirken ben sana neden bakayım abi? Abi o zaman düşürü. Neden bakayım diye soruyorum. İstediğin yere bakabilirsin. Bakamazsın yani abi, çünkü o topu alamazsın, tamam mı? Alamıyor. O zaman indirme madem alamayacaksa yani. Niye düşürüyorsun? Abi yani bu şu noktada uzlaşmak zorunda da değiliz. Ayrı mesele de ben ligin sonu ne olur ne biterden ne biteri bilmiyorum. İlgilenmiyorum da, ama şunu söyleyeyim. Ben bu kadar
Yani 30. haftaya mı geldik? Ben böyle bir sezon izlemedim. Bak çok samimi söylüyorum. Ben hayatımda böyle bir sezon izlemedim. Yani alınan penaltı sayısı bilmem neyi falan hiçbirini tartışmıyorum. Alabilirsin. Gerekirse mesela 35 penaltı da alırsın. Ama o penaltılar penaltıysa. Yani orada bir sayısal şey yok yani. Ama abi yani böyle adamla yan yana geliyorsun. Adama çarpıyorsun falan. Ondan sonra penaltı. Bak şundan eminiz tamam mı? Şeyin pozisyonu, Crespo'nun pozisyonu. Crespo'nun pozisyonu out'a gitseydi hakem penaltı verecekti. Bak o kadar eminim ki. %100 eminim. Sadece ve sadece gol olduğu için vermedi. Verilecekti. Konuştuk mu abicim? 1-0 olduğunda da ben Fenerbahçe alacak dedim mi? Siz bana totem motem diyorsunuz da. Abi o kadar eminim ki. Çünkü verecekler abi net olacak yani. Ha bu arada iki takıma yani şeyi sen mesela Ankara gücü şeyinde Sov'un pozisyonu değil mi o? Hı hı. Abi şimdi diyorsun ki bana abi penaltı değil. Abi gözünü seveyim ondan daha net penaltı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın abi. Adam sabitmiş. Abi kaleci çıktığı zaman topu alır. Topu alamazsan nanay abi penaltı bitmiştir. Topu alsan ve çarpsan başka bir şey. Topa vursan bir yere yollasa adamın topla alakası yok. Herifi langur lungur indiriyorsun yani. Neyse hepsini geçeceğim abi. Bak tekrar söyleyeceğim. Galatasaray da şampiyon olursa kim şampiyon olursa olsun söyle. Ben hayatımda böyle bir sezon izlemedim. Ya bak bu kadar... İğrenç. Artık legalleştirildi abi bir takım şeyler. Yani VAR sistemi Türkiye'de birilerini kollamak için sen Fenerbahçe olarak algılama. Seneye belki Galatasaray'ı kollayacaklar. Öbür sene belki bilmem neyi kollayacaklar. Hiç önemli değil. Belki bu sene Galatasaray'ı kolluyorlar tamam mı? Galatasaray Fenerbahçe'de değilim. Türkiye'de legal bir biçimde lig tayin etmenin abi şeyi yapılıyor tamam mı? Çünkü bu arkadaşların konuşmaları yok. Yani Türkiye'de mesela... Sokak Türkiye'yi bırak da şu pozisyonların hepsini İngiltere'de herhangi bir pub'a girsek şu pozisyonları gösterelim. Adamla dalga geçerler abi. Yani olmayacak her şey oluyor. Yani Galatasaraylılar şöyle işte kimisi şey diyor şampiyon olduk bilmem ne bir taraftan ha bak bizi şampiyon yapmazlar. Ben hiçbirinde değilim. Sadece şundayım. Abi ligin birinci haftasından şuraya geldiğimiz güne kadar gerçekten büyük bir rezalet yaşıyoruz. Zaten o yüzden bunların hangisi Avrupa'ya çıksa eline sepeti başka bir şey söyleyecektim de söyleyemiyorum. Eline sepeti verip yollayacaklar tamam mı? O yüzden senin şampiyonun Dinamo Kiev gibi savaştaki kulübe eleniyor. O yüzden senin şampiyonun lig ikincin, lig üçüncün Avrupa Kupası'nda işte Genk gibi takımdan 5 tane yiyor, 3 dakikada 4 gol yiyor filan. Olmaz abi tamam mı? Bak biz eğer futbolu sevdiğimizi düşünüyorsak futbolu hakikaten yani uğrunda böyle dakikalarımıza abi şunların hiçbirisini kabul etmememiz lazım ve takım, kulüp, renk abi hepsini geç bunların tamam mı? Yani Galatasaray maçı, Victor Nelson kırmızı kart görmeliydi bitti abi bunun tartışması olmaz. Ben sana şunu diyebilirim ama tamam mı? Ya abi ne alakası var orada bak böyle de savunabilirim sana tamam mı? Orada ilk şey futbolcu ne derler Kayserili futbolcu bir üzerine gidiyor. İşte dönüyor bilmem ne ilk pozisyon aslında onu abi ya değil tamam mı? Kırmızı ama kart abi tamam mı? İrfan Can'ın pozisyonu penaltı değil bitti. İstediğin kadar değil diyelim yani. Değil tamam olmasın değil penaltı. Yani. Mesela değil diye. Ha benim bunu dememde bir şey değiştirmiyor. Fenerbahçe 2-1 kazandı. Galatasaray Nelson'un kırmızısı şimdi istediğimiz kadar kırmızı diyelim. Vermedi. Galatasaray 6 aydır kırmızı vermiyor. Fenerbahçe yılda 18 penaltı ve bunların ikisi de normal şeyler değil. İkisi aynı takımın... şeyler değil de neyse. Aynı, bir takım Galatasaray görmemiş olamaz. Kırmızı, kırmızı kart yani. Gösterilecek bir pozisyon söylesene. Kaç defa konuştuk daha, geçen haftalarda. Hatırladığın var mı yani. Abi yani? Ben mesela yani işte Abdülkerim'e gösterilen kırmızı kart abi. Bu arada da gösterileni de konuşuruz. Yani Abdülkerim'e gösterilen kırmızı kart. Yani hiçbir şey olmayan pozisyon ya yani. Bu Alanya maçını geçtim. Ya bunlar istediğimiz kadar konuşalım. Puanı aldıktan sonra ne anlamı var? Tamam da abi. Hayır abi. Bak şimdi böyle değil tamam mı? Abi çünkü bir sürekli doğrunun yanında olmak durumundasın. Doğrunun yanında istediğin. Sen sabaha kadar doğrunun yanında ol. Galatasaray şampiyon olduktan sonra oldu anlatabiliyor muyum? Ya da Galatasaray yenildi. Ben doğrunun yanında olayım. Fenerbahçe şampiyon oldu. İstediğin kadar ol yanında. Abi o senin ama bak bu bak bu nedir biliyor musun? Abi bu senin kişisel şeyindir tamam mı? Kişisel rahatlığındır abi tamam mı? Yarın öbür gün 3-5 sene sonra abi ben doğrunun yanındaydım. Ya bu şeye benziyor abi işte bugün dün işin siyasi boyutlarına gireceğim de işte bugün referandumda evet verip bugün bir şekilde ya aslında o gün de böyleydi filan demeye benziyor. Abi yanlış yaptın tamam mı? Çık
O gün yanlış yapıyordun. O gün hadi fark edemedin ama yanlış yaptığını söyle abi, tamam mı? Yani bunda utanılacak bir şey yok. Ama onu demeye, haksızlık evet ama 2010 referandumuna evet reform çıktı. Tamam ama çıktı. Bunu konuşmayalım mı? Hayır, konuştun ama sonuçta sonuçlarını yaşıyorsun, anlatabiliyor muyum? Bu senede şampiyon olan kim olursa şaibeli şaibesiz iç yüzünü asla öğrenemeyeceğiz belki. Ama sonuçta parayı olacak. Şampiyonlar Ligi'ne o gidecek. Ya bunu çözemedikten sonra. Gitmesene olur abi. Gitsene olacak. Tokatlayacak, gönderecekler abi. Ama bu kadar basit yani. Sadece katılım payından bile korkunç bir para alıyorsun. Abi bütün mesele bu mu? Yani mesela bütün mesele ulan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımın katılım payı parası alması mı? Ne oldu abi? Trabzonspor yani Beşiktaş aldı, ne oldu? Trabzon'un gel ama geçen sene nasıl şampiyon yapıldığını biliyoruz işte. Konuşuluyor mu bir sene sonra? Üçümüz konuşuyoruz ama burada. Abi anlatabiliyor sonuç itibariyle, yani? Bak, ben sonuç itibariyle şunu diyebiliyorum, tamam mı? Abi geçen sene Varank'ı, Soylu'su, Albayrak'ı bilmem nesi Trabzonspor'u şampiyon yaptı diyebiliyorum. Gerçeği değiştirip değiştirmemesi önemli değil abi. Sonuçta benim gerçeğin yanında durup durmamam. Doğrunun yanında durup durmamam önemli. Ya da bir şey konuşurken abi yani... Bütün pozisyonlar için abi, bütün senenin pozisyonları için ona böyle buna böyle, çünkü işte hakem tırnak içinde hakem yorumcuları bile aynı pozisyon için atıyorum mesela ikisi diyor ki penaltı, biri diyor ki penaltı değil. İki tane, biri diyor ki kırmızı kart olması lazım ki, ya burada da aynısını yapabiliriz de abi, geri zekalı değiliz abi, izlediğim şeyi de bana kimse anlatmasın abi, yani ben neyin ne olduğunu görüyorum, tamam mı? Yani orada mesela şey diyemem ya, hiçbir Galatasaraylı bana bu hafta ya Nelson'un pozisyonu da aslında abi kırmızı kart abi, neden bahsediyorsun, kırmızı kart da o pozisyon. Ya da aynı şekilde İrfan abi, İrfan Can'ın pozisyonu abi, gözünü seveyim, olmaz abi, penaltı değil yani, hakikaten değil. O yüzden zaten Sevilla maçında gittin kendini yere attın. Hakem böyle yaptı abi. Oyna dedi. Çünkü sen buradaki sadece Fenerbahçe için değil, bütün Türk takımları aynı şeyi yaşıyor Avrupa'da. Çünkü sen burada abicim o kadar rahat alıştın ki Samsun Spor maçında, Ankara Gücü maçında, İstanbul Spor maçında omuzu at, çat yere düş, hakem düdüğü çalsın, faulü sana versin. Burada alışıyorsun. Orada gidiyorsun, eline veriyorlar, gönderiyorlar abi, tamam. Yani benim derdim futbol abi, tamam mı? Elbette bir takım destekliyorum, bir takımın daha başarılı olmasını, şampiyon olmasını istiyorum. Ama abi bu benim olaya şöyle bakıp abi o kırmızı kart değil, bu penaltı değil, bu bilmem ne değil dememi göstermiyor abi. Hayır abi, ya ben en azından iç huzurumu, iç rahatlığımı böyle yakalıyorum. Yani ben gördüğüm şeye hayır abi öyle değil diyemem yani. Ve temel olarak da yanımda, etrafımda sevdiğim insanların da öyle demesini istemem. Sadece senin için demiyorum. Zaten seni sevmiyorum. Aynı mesele de. Ben gördüm abi. Benim gördüğüm bu. Görsem söyledi. Fener'e de kaç defa aleyhinde konuştum. Bu maçta o penaltıydı. Ya yok, değiştiremezsin. Yok, penaltı. Ya öyle penaltı. Ya, dünyanın hiçbirini öyle penaltı alamazsın abi. Penaltı bence de penaltı değil. Ya bir de hiçbir hakem hocasının ben penaltı dediğini görmedim ama değil hani zaten, artık değil. Hakem konusu alışılmış bir şey oldu. Ben bu Selahattin Baki meselesiyle ilgili hani bir şey demek istiyorum. Orada birazcık empati yapmak olayı daha böyle sanki anlaşılır hale getiriyor. Mesela hiçbir şey yaşanmamış bir Kayserispor Galatasaray maçı olduğunu düşünelim, 0-0. Yani hiç hakemin kararlarıyla etki etmemiş ve skoru değişmesine sebep olmamıştır diyelim hakem. Ve Erden Timur, Metin Öztürk devre arasında sahaya giriyor ve hakeme bir şeyler söylüyor. Ya mesela Fenerbahçeliler böyle düşünüyor. Ya da Emre Koca da Beşiktaş yöneticisi sahaya giriyor. Yani maçın skoruna etki edilmemiş bir hakem yönetimi varken, ki bence etse bile bir yöneticinin orada işi yok. Hadi teknik direktör sinirlenip hakeme tepki gösterebilir, onu anlarım ama mesela Emre Koca'dan girip hakeme tepki gösterdiğini düşünelim. Yani ne düşünürdü mesela bir Fenerbahçeli? Abi paralel evrenlerde mi yaşıyoruz? Erden Tum'un maçtan sonra çıkıp biz bu ligi bitirmeyi istemedi mi? Daha büyük tehdit var. Abi bak bir şey söyleyeyim. İkisinin, yani renge göre bakmayalım bak, bu işe. İkisinin de doğru olmadığını söyleyeyim. Maçtan sonrayı söyleyeyim. Maçtan sonrayı demiyorum. Çünkü maçtan sonraları, önceleri işte basın toplantılarında ya da bildiri yayınlamalarla artık yani yapılmayan şey kalmadı. Onu herkes yapıyor. Ben saha içine girip direkt olarak hakeme bir şeyler söylemek, hakaret etmek ya da her neyse
bunun yapılmasıyla maç dışında, saha dışındakilerin aynı şey olmadığını düşünüyorum. O yüzden söyledim. Şöyle söyleyeyim. İkisinin de yanlış olduğunu düşünen bir adam olarak ikisinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani Erden Timur için mesela elinde ne varsa açıkla zaten, tamam mı? Bir dönem Fatih Terim de aynı şeyi söylüyordu. Ligin sonu geldiğinde konuşacağım. Abi elinde varsa konuşursun, tamam mı? Bu bir. İkincisi, abi senin gibi aklı başında bir adamın maç sonu yöneticinin bir şey söylemesiyle maçın ortasında sahanın içine yönetici girmesi arasındaki keskin farkı anlayacağını düşünüyorum. Hayır, çünkü ikisi de yanlış diyorum. Bak, ama bu da tehdit, ama bu da tehdit. Hayır, bir ceza verildi mi abi? İkisi arasında yani çok keskin şey var. Abicim birine zaten çıkartıyorsun. Ya bir de adamın ne dediğini dahi bilmiyoruz. Ne dedi mesela? Ya bilmiyorum, şöyle parmak sallayıp mesela falan Jesus ne demiş Portekizce olabilir? Portekizce ne demiş olabilir? Ya ne hocam çok iyi maç çok iyi yönetti. Devam et demedi büyük ihtimalle. Çok güzel yönetti. Yani, mesela Okan Buruk'un köşeden bağırıp sahaya girmesiyle arasında çok ciddi bir varsa da ver abi 5 maç oyunu, ver Jesus'a. Oyunu akar. Ya Jesus olsa ne olur olmasa ne olur. Onu tamam diyorum mı? O Jesus zaman yani. Teknik direktör değil, onu söyleyeyim. Jesus'un beyni sulanmış. Teknik direktörlük yetilerini de kaybetmiş bir adam. Ben sezon başından beri söylüyorum. Hiç bu şey yapmayalım. Jorge Jesus denen adam Avrupa futbolunun en loser adamlarından birisidir, tamam mı? Şu gün itibariyle ikincilikten teknik direktörlük yetir daha iyi hocalık yapar. Onu da söyleyeyim. Bak o ayrı mesele. Jesus'a ceza vermesinler. O da önemli değil. Ama abicim bak ben diyorum ki Fatih Terim'e senelerce çatır çatır ceza kestin abi. Bak çatır çatır kestin abi. Niye veremiyorsun diyorum. Jesus oldu. Jesus olmasının önemli derbiye önemi yok. Çıkartmadın adamı işte. Abi bir zahmet abi. Derbiye tabii ki çıkartacağım. Bir maçla yırttırdın bu arada. Bak tek maçla yırttırdın. Jesus'un bir maç mı ceza alması lazımdı abi? Kaç maç istersen alsınlar tatil meydanında. Abi Fatih Terim'e 8 maç verirken bütün Türkiye alkışlıyordu. Abi ona da yanlış dendi şimdi o zaman. Yanlış adam, denmedi abi. Ozan'ya verdi, Icardi'ye vermedi. O zaman ikisine de vermemeliydi diyoruz ya bu. Mesela çifte standart, ona çifte standart, buna değil mi? Mesela etik diyoruz. Allah aşkına İstanbul'da kaç tane otel vardır? Niye Kayseri Spor kafilesi gelip Dursun Özbey'in otelinde kalmak evet, zorunda? Buraya geleceğini biliyordum. Peki mesela... Etki ettiğini düşünmüyorum şey ama etik mi? Normal bir dakika, bir şey, şey söyleyeceğim. Yani? Niye mesela Galatasaray yeniden Giresun'da bu otelde kalmış, tamam mı? Niye bunu o zaman konuşmadınız? Çok merak ediyorum abi. O zaman birisi bana o zaman cevap versin abi. O zaman ne etik miydi kaldı mesela? Abi, o bak, zaman ben sana da değil. Divanda kalsa etik olur mu? Divanda kalsa da benim için hiç önemi yok abi. İsterse Ali Koç mesela evinde ağırlasın, tamam mı? Geldiğinde Sivaspor'un burada Beşiktaş'ın Nevzat Demir'de antrenman yapmasını Beşiktaş hocamdan önce eleştirdi. Burada eleştirdik hep beraber. Hayır abicim bak ben sana söyleyeyim. Şimdi... Durum tamamen şundan kaynaklanıyor, tamam mı? Ya bir kere Fenerbahçe'nin bunu dile getiriyor olması çok büyük acizlik, tamam. Ben onu bir altını çizeyim. Ondan sonra bak işin parasal maddi boyutu var. Bir otelde kalmak ne kadar abi? Bu tip bu muadilde otel biliyor musun? Hiç mesela işin etik kısmına gir. Bak ben sana söyleyeyim. İstediğin otelciyle konuş. Bu muadilde bir otelde kalmak kişi başı 150 dolar yapar, tamam mı? Herkesi bu arada bak 8 deplasman takımının tamamı Point Otel'de kalmış. Ben Fenerbahçeli yetkililere sesleneyim abi. Galatasaray'la oynayan şeyler. Daha da kötü. Tamam mı? Bak hepsi oynamış abicim, tamam mı? Çünkü abi herif 90 dolar fiyat veriyor. Öbürü 150 dolar, 200 dolar para veriyor. Eğer çok rahatsızsa bundan Ali Koç yalısını açsın orada şey yapılsın abi. Yani şimdi şu mu abi, tamam mı? Yani bu mu? Galatasaray... bu maçı bağladı. Kayseri maçını. Hayır, maçı abi, bağladı abi değil. Zaten ama bunu söylediğin an bunu söylüyorsun. Ya. Abi, ama yok mu otel? Abi, başka muadili yok bak, mu yani? Bütün takımlar burada kalıyor abi, tamam mı? Bütün takımlar burada kalıyor. Bana ne abi? Git başka şey bulsunlar. Otel bulsunlar. Hemen çünkü yanında Plaza Otel var mesela. Yani. İşte git fiyat sor. Fiyat, aradaki o kadar kafile fiyatında ne kadar arada fiyat farkı olduğunu şey. Ben Galatasaray başkanı olsam, otelim olsa ben kimseyi içine sokmam. Ayrı mesele. Ama bunu bütün ülkenin kafasında soru işareti yaratacakmış gibi ortaya ya varsa elinde bir şey çık söyle. Deminki Erden Timur meselesi gibi. Böyle işlerde böyle konuşma abi, tamam mı? Varsa elinde. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Ben sezon başı mesela Galatasaray'da şampiyon olsa, Fener'de şampiyon olsa bana 20 dakika vereceksiniz. İlk onu ben konuşacağım. Ondan sonra bir daha hiçbir şey söylemeyeceğim. Hangisi şampiyon olursa olsun. Ama bu sezonla ilgili abi... Kime gösterirsen göster, kime izlettirirsen izlettir, kimse ağzıyla gülmez, başka tarafıyla güler. Şu sezonda yaşananlara yani. Verilen, verilmeyen cezası,
Yani Galatasaray'a verilen, Galatasaray'a verilmeyen, Fener'e verilen, Fener'e verilmeyen falan hepsi dahil abicim. Ya ben hayatıma böyle bir sezon izlemedim. Tekrar ediyorum, şike sezonu dahil yani. Aradaki tek fark muhtemelen Tapamepe şey yapılmamasıdır. Yani yine söyleyeyim, Lale Orta istifa etsin. Çünkü Lale Orta olduğu sürece her şey şaibelidir. Tamam mı? Bu kadar. Benim için benim söyleyeceklerim bu kadar. Galatasaray maçı için sadece şöyle söyleyeyim. Galatasaray iyi oynadı. 6 tane attı. Bitti. Başka bir şey söylemeyeceğim. Oturun Galatasaray konuşun siz. Çünkü futbol bu kadar konuşulur Türkiye'de. Tamam mı? Bu kadar konuşulur. Başka bir şey konuşulmaz yani. Zaten en son için söyleyeceğimi söyledim. Siz ikiniz konuşun. Ne diyorsun İlhan? Yani Galatasaray'da zaten şeyi konuşuyorduk. Biraz Okan Buruk eleştirisi oluyordu ama Galatasaray tempoyu yakalayamıyordu. Çok fazla ara veriliyordu. İşte zaten 45 gün, 15 gün daha fazla ara verdi deprem sonrası. Ondan sonra bir hafta oynadı, bir hafta bay geçti falan. Takım ritmini bulamadı. Şimdi birazcık sanki toparlamış gibi geldi bana. O Galatasaray'ın içeride çok hani baskılı, yüksek presle oynadığı oyun biraz geri dönmüş gibiydi bu maçta. Formsuz gözüken oyuncular biraz kendine gelmişti. Icardi başta olmak üzere. Bayağı ya oyunun her alanında etkiliydi. Hat-trick yaptı ama işte zaten hani Icardi'nin Galatasaray'daki rolü bundan çok daha büyük. Oyunun kurulumunda kanatların, orta sahaların... Kedi ses senden geliyor değil mi? Evet, bağırıp duruyor. Benji'nin sesi değil mi? Evet. Çok mu geliyor? Ben stüdyodan geldiğini duydum önce. Ben de fark ettim. Şimdi varsa şöyle bakın, sonra Kaan uyarınca aklıma geldi. Ondan geliyor. Yani Icardi'nin işte geri dönüşü form olarak Galatasaray'ın oyununu tabii yukarı çekti. Burada şunu da söylemek lazım. Hani işte Zaniolo tartışılıyor ama ya Galatasaray'da Raşitsa'nın rolü bu pres oyununda gerçekten çok büyük. Yani herkesi konuşuyoruz. İşte Torreira'yı konuşuyoruz. Mertens'in bağlantı oyunundaki rolünü konuşuyoruz. Bunların hepsini konuşuyoruz ama Raşitsa'nın da eğer Galatasaray bu oyunu oynamak istiyorsa o pres gücün gerçekten takımın pres gücünü çok arttıran bir faktör oluyor. Galatasaray Raşitsa'yla bu oyunu oynayabiliyor. Oraya başkası geldiği zaman Galatasaray bu oyunu oynayamıyor. Onun da etkisi var diye düşünüyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Galatasaray'ın ben öncelikle hücumuna değil de savunmasına değinmek istiyorum. Yani uzun süredir görmediğimiz bir savunmaya sahip. Nelson'da, Bardakçı'da cidden çok özel sezonlar geçiriyor. Galatasaray gol yemiyor zaten. Sonunda bu arada Muslera yere yatmadı bu maçta, onu söylemek lazım. Evet yani ama o kadar cidden, o kadar iyi kesiciler ki yani bence bunun sezon sonunda istatistiklerine bakıldığında da görecek. Fenerbahçe Galatasaray savunması arasında en bence belirgin fark, pozisyonu başlamadan çok iyi öldürebiliyor Galatasaray'ın stoperleri. Çok iyi kesiciler, oyunu Fenerbahçe'ye kıyasla, tüm rakiplerine kıyasla çok daha iyi okuyorlar. Ve cidden aralarında da iyi bir kimya var. Birini çıkarıp Kaan Ayhan'ı koyduğunda mesela Galatasaray sallanmaya başlıyor. Ama ikisi beraber oynadığında birbirlerinden cidden en iyisini çıkaran iki oyuncular. Orta saha keza aynı şekilde sistematik oynuyor. Galatasaray iyi top oynadığında yani potansiyeline yakın oynadığında cidden izlenesi bir takım oynuyor. Keyifli oynuyorlar. Icardi formsuzluğunu konuşuyordu. Tekrar o formunu yakalaması Galatasaray için çok büyük avantaj. Yani şeyden penaltı golü olsun, seken topu tekrar bitirmesi olsun, üçüncü gol olsun. Cidden oynadın mı yani çok çok farklı bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Keza ben Mertens'i hala çok önemli buluyorum Galatasaray'ın oyununda. Raşitsa dediğin gibi presi sağlayan oyuncu, topu taşıyan oyuncu. Kerem ilk o ortada yakaladığı forma çok yakın olmasa da hala hücum yükünde önemli bir şey taşıyor. Ama Galatasaray'ın baktığında her oyuncunun bir rolü var. Hepsi bu rolüne en iyi oynadığında Galatasaray böyle galibiyetler alıyor. Başakşehir maçında gördük. Kayseri Spor maçında gördük. Kayseri Spor'da da ben Kayseri Spor'un Çağdaş Atan'ın daha iyi oyunu okuyabileceğini düşünüyordum ama çok çabuk düştü oyundan. Kayseri Spor güzel bir gol geldi. Onları da bayağı onları tabii etkiledi yani. Tabii bir de Galatasaray için yani önemli bir maçtı. Hedef maçtı tahminen. Çünkü işte
sonuçta artık son düzlüğe tam gidiyoruz. Galatasaray sallanıyor mu diye düşünüldü. Çok net de bir mesaj vermiş oldu. Yani şampiyonluğun şeysi verdiyse geçen hafta, bu hafta ağasını da aldı bence. Yavaş yavaş yürüyor oraya doğru. Şimdi bu hafta çift maç haftası. Bu haftanın sonunda artık şamp olabilir Galatasaray alacağı ki galibiyette. Bakacağız. Ben şey söylemek istiyorum. Maçın dışında foto maçın yanılmıyorsam attığım müthiş başlığı. Ya, ne alaka mesela? Yani hiç bağlantıyı kuramadım. 3 gündür başka şey düşünmüyorum. Olan birisi sanırım foto maç farkıyla diye paylaşmış. Maç harfiyle. Yani bu kalibrede insanların zekası için bence çok zekice bir iş yapmışlar. Sunroof'tan Kerem Aktürkoğlu çıkıyor. Ama yani bu adamların zekası bu kadar yani. Ben şöyle söyleyeyim. Ben maçla ilgili söyleyeyim. Beklediğim her şey oldu. Ben geçen haftaki programı izleyen varsa şey yapmıştır, dikkat etmiştir. Ben Zanyol'un, Raşitsa'nın, yani kimse konuşmuyor falan dedik. Ben haftalardır Raşitsa'nın şeyini söyledim. Hatta geçen hafta da Raşitsa ile başlayacaktır, Zanyol'u hamle olarak kullanacaktır dedim. Düşündüğümü birebir yaptı Okan. Çağdaş Atan için bir şeyde çağrıda bulunayım. Şimdi saklasın futbolcularını. Önümüzdeki sene Galatasaray maçına kadar saklasın asla oyuncularını. Bu arada keşke Cenk Önen'i oynatsaymış. O az kalecilerin ne kötü bir kaleciymiş. Ya abi yani Türkiye Kupası'nı alabilecekken Fenerbahçe maçına yedek oyuncularla çıktı. Şimdi Galatasaray maçına saklıyordum dedi. Şimdi bir sonraki seneki Galatasaray maçına kadar bütün futbolcularını saklasın. Ya neyse bir şey demeyeceğim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Salı pazarında haftanın öne çıkan konularını konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.